Herkese selamlar dostlar Bugün sizin karşınızda müthiş bir konuyla bulunmaktayım Dünyada bir ilki gerçekleştirdiğimi net olarak söyleyebilirim Aslında söylentileri vardı ama kanıtlarıyla birlikte gösterebilen hiç kimse yoktu İşte bugün dünyada bir ilk olarak kanıtları ve tüm detaylarıyla bunu size göstereceğim Ve bugün şunu söyleyebilirim AMD A320 çift setiyle bal gibi de overclock oluyor Dostlar başlıktan gördüğünüz bugün AMD'nin bize bağıra bağıra söylediği veyahut da anakart üreticilerin bağıra bağıra söylediği AM4 işlemcilerle sadece B350 ve X370 anakartlarla overclock yapılabilirsin olayı bu videodan sonra net olarak bitiyor. Bak burada bütün ekran görüntüsünü görüyorsunuz. AMD'nin paylaştığı PDF'ler veya da anakart üreticinin paylaştığı PDF'lerde net olarak yazıyor. Bir AM4 işlemci ile sadece B350 veya da X370 anakartla overclock yapabilirsin diyor. İşte bu noktada bugün A320 anakartlarla overclock yaptığımı ve bu overclock sonrasındaysa çok ciddi derecede performans artışlarını yakaladığımı size bugün göstereceğim tek tek hepsini anlatacağım. Lakin burada vurgulamam gereken nokta ise şurası. Elinizde A320 chipset gibi bir anakart varsa overclock yapabileceğiniz anlamına gelmiyor. İşte biz bugün bu videoda anakart üreticilerine bas bas bağıracağız dostlar. Çünkü BIOS güncellemeleriniz veya BIOS'larınız overclock yapmaya el vermiyor. İşte bugün bu test raporlarıyla size bütün detayları açıklayacağım. Ve dostlar bunu anlatırken açıklama kısmında ise bir tane makale linki bulunacak. Oradan biz bu süreci süreç geliştikçe, süreç farklılık gösterdikçe dev olarak yazılı olarak güncelleyeceğiz. Mesela bugün biz bu anakartta overclock yapabiliyoruz. Belki MSI'nin, belki Gigabyte'nin, belki farklı markaların anakartlarıyla da overclock yapılabildiğini keşfedeceğiz. Ve bunları dostlar sizlere orada sunacağız. Yani sürekli ben buna video çekmem biraz imkansız. Onun için oradaki makale sürekli bakıp kontrol etmenizde çok büyük yarar var. AMD A320 chipseti ile overclock yapma ile ilgili şüphelerim ne zaman başladı? Burası çok önemli bir nokta. Şimdi birinci şüphem şu dostlar. AMD biliyorsunuz overclock anlamında hiç kimseyi kısıtlamaz anakart olsun yani eskiden çok çöp bir anakartla bile overclock yapabiliyorduk. 860K'yı oyu buyu. Lakin AMD 200 liralık bile bekleyin. Ya X4 950 işlemcisinde overclock'u bize sunarken A320 chipset'i neden bize orkula kısıtlıyor? Hiç mantıklı gelmemişti. Çünkü AMD'nin imajına bu ters. Bu benim birinci şüphemdi. İkinci şüphemse en asıl şüpheme geleceğim dostlar. A320 chipsetlerle ilgili. V3 isimli oyuncu bilgisayarını kurdum biliyorsunuz. Orada MSI'nin Pro VD isimli anakartını kullandım. Bu anakartla Sistemi kurarken BIOS'a gördüm ve bu anakart overclock yapılamamasına rağmen orada overclock menüsü açıkta. Ve baya baya X370 veya de B350 gibi anakartlarda olan overclock orada ben yapabildim. Bunu ben direkt AMD Türkiye ofisiyle paylaştım. Bana şunu söylediler. Ya bu çok ilginç bir olay. Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Menüde overclock yapıyorsunuz. Lakin Windows'ta yani gerçek ortama geldiğimiz zaman bu overclock değerleri olmayabilir bu senin yanıltmasın dediler. Ve harbiden de dedikleri gibi oldu. Yani Ryzen 3200 ile yapmış olduğum stok hızlarla Ryzen 3200 MSN o A320 anakartıyla overclockladığımda herhangi bir performans artışı olmadı. Evet görüntü olarak orada 4 GHz yazıyor ama performansta hiçbir artış yoktu. Bu benim ikinci şüphemdi Üçüncü şüphemse çok ucuz A320 çift setli anakartlarda MOSFET soğutucusunun olması A320 chipsetli bir anakartta MOSFET soğutucusu olabilir Lakin neden en ucuz anakartta bile MS halde olması lazım? Buraya görüntüyü koyacağım MOSFET soğutusu var Bu da üçüncü şüphemdi Ve dördüncü en büyük şüphemse A320 anakartların fiyatı B350'lik anakartlarla neredeyse aynı Overclock yapılamıyorsa neden bu kadar az bir fark var? İşte bütün dostlar bu şüpheleri bir araya getirdim ve rafa kaldırdım <laughs> Çünkü A320 anakartlarla hiçbir işlemci, hiçbir AM4 işlemci overclock yapamıyordum. Evet BIOS'ta overclock menüsü var ama BIOS'ta yapıyorsunuz. Sadece BIOS'ta yapılıyor görüntü olarak. Windows'a geliyorsunuz, 5 marka açıyorsunuz. Hiçbir hız arttırım yok hiçbir performans farkı oluşmuyor. Lakin işte filmin koptuğu ve AMD Türkiye ile bunu dün paylaştım ve sabaha kadar test yaptım şu anda inanın uykusuzluktan ve yorgunluktan ölüyorum diyebilirim. Arkamda bulunan sistem. Ben bu sistemi dostlar sizin için topladım ve bugün bunun videosu gelecekti. Hatta dün gelecekti ama bunun testini yaparken çok müthiş bir şeyle karşılaştım. Bu anakart A320 anakart overclock oluyor. Bakın AMD'nin ve anakart üreticilerin hatta Asus'un bize söylemiş olduğu bir söz var. Bakın buraya yazıyorum. A320 kartlarla kesinlikle ama kesinlikle overclock yapılamaz. AM4 bir işlemciyle overclock yapmak imkansız. Elimde X4 -950 diye bir işlemci var ve bu işlemci AM4. Orada Ryzen işlemci bulunuyor, Apple bulunuyor. Bunların hepsi aynı AM4 işlemciler. Yani bu işlemci overclock yapılıyorsa o işlemci de o işlemci de overclock yapılır. Çünkü bu işlemciler mimar olarak her şeyle aynı. Ki zaten AMD veyahut da anakart üreticisi bize diyorsa AM4 işlemciyle overclock yapamazsın bitmiştir abi. Bu işlemci de overclock olmaması gerekiyor. Lakin dostlar bu sistemi kurdum ya sistemde kullandığım anakart Asus'un Prime A320MK isimli anakartı. Dostlar bu olaydan sonra araştırmaya başladım ve sistemde kullandığım A320MK isimli bu anakart hakkında overclock olabileceğini söyleyen bir iki söylenti bulunuyor. Lakin bunu yapan, bunu söyleyen kişilerde hiçbir kanıt sunmuyor. Yani hız bildiğim diyor ama benim bahsettiğim gibi V3'te olduğu gibi BIOS'ta hız aşırtmış ama Windows'ta bir hız aşırtma yok. Yani overclocklanamıyor. Bu zaten bizim bildiğimiz bir konu. Ama burada korkunç bir veri var. Şimdi dostlar A320 MK isimli bu anakarta Asus'un kendi anakartın resmi sitesinden 26 Ocak 2018 tarihli BIOS'u kurdum. Bu videodan sonra dostlar Asus bu BIOS'u silebilir. Onun için ben yine açıklama kısmında Dropbox olarak bir tane indirme linki vereceğim. Hani silmez belki ama belki silebilir. Oradan bu BIOS'u dostlar siz devamlı indirebilirsiniz. Ben her halükarda karşı oraya bir tane indirme linki vereceğim. Dostlar bu BIOS'u kurdum ya BIOS'u kurduktan sonra karşıma X4950 yani AM4 bir işlemciyle AMD'nin ve anakart duyucunun bas bas bağırdı. AM4 de overclock olmaz denilen bu çift set dostlar BIOS açıkta. Lakin şaşırmadım çünkü V3'te olduğu gibi BIOS'ta hızlı şaşırtırım ama Windows'ta performans artışı olmaz. İşte öyle bir şey olmadı abi. Oraya girdim ve 4.2 GHz yaptım ve stok fanla çalıştırdım. İşlemcim ısındı. Bu iyi bir şey. Çünkü ısınması demek bu işlemcinin aslında overclock olduğu anlamına geliyor. Ve Cinebench testine girdiğim zaman stok hızlarla X4950'nin Cinebench çoklu çekirdek performansına bana verdiği skor tam 300 puandı. Tekli çekirdek performansını zaten şuraya ben her yere görüntüleri koyuyorum dostlar. 90 puanı stok hızlarla X4 950 verdi. Bundan normal değerler. 4.2 GHz aldım ve hiç beklemediğim bir şekilde işlemcinin overclock olduğunu, çoklu çekirdek performansında 4.2 GHz'de X4 950 tam bana 340 puanı verebildi abi. Çatır çatır. Ve burada tekli çekirdek performansı yani oyunu etkileyen performansa geldiğimizde ise stok hızlara göre X4 950 A320 anakartta bakın bas bas bağırıyorum. 101 puan vererek Cinebench testinde stok hızlara göre tam %13.5'luk bir performans artışını gösterebildi. Evet abi A320 anakartla canavar gibi AM4 işlemcimiz overclock olabiliyor. Çok net. Dostlar bununla yetinmeyip Time Spy testi yaptım ve ya. Time Spy testinde ise değerler müthişti. Time Spy testinde stok hızlarla 3353 puanı aldım ve çekirdek hızı olaraksa 1525 puanı stok hızlarla görebildim. Ve dostlar bu değerleri size verirken TimeSpy'in bir özelliği var. Siz de benim gördüğüm değerlere, benim yaptığım testlere canlı canlı bakabiliyorsunuz. Açıklama kısmına ben link vereceğim. Oradan benim yaptığım testleri size canlı canlı görebilirsiniz. A320 anakartla Elton X4 bir işlemci dostlar. AM4 bir işlemci. Bal gibi de overclock ettiğimi dostlar şayet olabileceksiniz. Oradaki açıklama kısmında bunlar linki de kontrol edin mutlaka. 4.2 GHz A320 MK isimli anakartla overclocklanmış X4 950 ise 3597 puan abi canavar gibi verebildi. Ve burada işlemci performansına geldiğimiz zamansa rakam müthiş. Çekirdek performansı tam 1971 puana çıkabildi. Ve burada ekstra olarak belirtmem gerekiyor ki yanlış anlaşılma olmasın. Burada overclock'tan bahsederken A320 chipsetlerdeki RAM frekansını overclock'undan bahsetmiyorum bak. Zaten A320 anakartlarda RAM frekansımızı biz arttırabiliyoruz. O ayrı bir şey. Ve buradaki performans farkı stok hızlara göre tam %30'a kadar çıkabildi. Yani overclockladık. A320 anakartla ve bu sistem bize %30'luk bir performans artışı gösterdi stok fanla. Buraya ben noktanın fanını taktım ve 4.3 GHz'de, 4.4 GHz'de sorunsuz çalıştı Lakin burada ise kuşkun bitmedi. Ryzen 3 1200'e bir de bu anakartı takmak istedim. İşin en garip kısmı ne biliyor musunuz? Ryzen 3 1200 AM4 işlemci ve X4 950 de AM4 işlemci. Lakin Ryzen 3 1200 taktığınız zaman BIOS'taki overclock kısmı yok. Bakın kapanmıyor. Yok. Yani bilerek oradan bunu çıkartıyorlar abi. Şimdi şunu diyebilirsiniz abi X4 950 belki overclock oluyordur. Dostlar dünyada bunun bir örneği yok. X4 950 ile a 320 chipsetli bir anakartta overclock yapabilen şu anda kimse yok. Bakın oyun testleri veyahut da farklı 5 benchmark skorlarında kullanılan anakartlar hep X370 Altta ben açıklama kısmına kaynak koyarım ve B350 anakartlar. Yani dünyada böyle bir şeyin örneği yok şu anda. Hatta Türkiye'de forum sitelerinde dostlar X4 950 ile hangi anakart diye tartışmışlar. Onlardan ben burada ekran görüntüsü koyacağım. Yani A350'nin esamesi okunmuyor. Zaten okunmaması gerekiyor. Bize AMD'nin ve anakart ölçülerinin söylediği şey buydu. Olmuyor. Lakin burada asıl soru ise şurası. Bakın bunları iyi analiz edin dostlar. Ryzen 3 1200'ü bu anakart taktığımız zaman overclock kısmı kapanıyorsa yoksa Peki Sayın anakartında V3'teki anakartta neden açıktı abi? Çünkü A320 çift seti overclock olabiliyor. Ben bugün bunu net olarak söylüyorum abi. Peki şunu diyebilirsiniz. A320 anakart overclock oluyorsa bunu niye gizlesinler? Bal gibi gizlerler dostlar. Çünkü işin içinde ticaret giriyor. A320 anakartlar overclock olursa B350 anakartta ne farkı kalıyor abi? Burada ise benim düşündüğüm konu şu. AMD'nin mizacında overclock'u engellemek diye bir şey olmaz. Bence AMD burada benim teorim bu şekilde bunun altına imza atıyorum. AMD A320 çift setli anakartlara da overclock yapabilme özelliğini ekledi. Çünkü arkasından Atlon işlemciler gelecek. Bu işlemcileri biz gidip pahalı bir anakart almamızın bir anlamı yok ki. E bu işlemcilerin çarpan kilidi aç. Lakin burada anakart üreticileri AMD'ye şunu söyledi. Ben böyle düşünüyorum. Bak AMD'ciğim biz bu çift setli anakartlara overclock özelliğini koyarsak biz B350'yi kime satacağız? Satamayız. Senden ricamız bize izin ver biz BIOS'larla bunu engelleyelim. Ve işte burada X4 950 ile bize A320 çift setli anakartın aslında overclock olabildiğini gösterdiler abi. Net olarak söylüyorum. Çünkü AMD ve anakart üreticilerinin bize bas bas bağırdığı bir şey vardı B350 veya de X370 anakartta sadece overclock yapabilirsiniz Ve ben buradan bütün anakart üreticilerine söylüyorum Gelin şu A320 çift setli anakartlara yeni bir güncelleme ile overclock özelliğini getirin Açık olarak söylüyorum Çünkü bu anakartlar overclock oluyor Zaten birazdan videonun sonuna canlı canlı da görüntüyü koyacağım Evet siz de gördünüz Net olarak iddia ediyorum. A300 çift setlerle zaten X4 ile bu anakartta ben canavar gibi overclock yapabiliyorum ve diğer işlemcilerin de anakart üreticileri isterse overclock özelliğini açabilirler. Evet Linus'u onu bunu seviyoruz ama kimse Türkleri de hafife almasın. Kendinize iyi bakın. Burada sisteme 4.3 GHz'lik bir hız aşırtma yaptım. Bunun için noktanın fanını kullandım. Neden noktanın fanını kullanıyorum? Çünkü elimde bu vardı. AM4 güzel bir soğutucu. Çünkü stok fanla 4.2 GHz'den sonra daha üste çıkamıyorum. İncecik bir profil zaten görüyorsunuz. Çünkü ısınıyor. 4.2 değer de bayağı iyi. Hatta 4.1 bile bayağı bayağı iyi. Lakin daha üst seviyeye çıkamıyordum. Eğer 4.3 alırsam hata veriyor sistem. Onun için burada noktanın fanını kullanıyorum. Siz 50 liralık, 100 liralık bir soğutucuyla yine 4.3 cihazla burada çalıştırabilirsiniz. Şimdi burada söylemek istediğim nokta şurası. Ben burada anakarta çiftete bir modlamada bulunmadım. Bir müdahalede bulunmadım kesinlikle. Burada gördüğüm şey daha önce A320 chipsetlerin BIOS'larında açık olan o overclock kısmının Windows'ta performansı etki etmemesine karşı burada bu anakart ile Performansı yani gerçek bir hız aşırtmayı gördüğümü sizlere gösteriyorum dostlar. Dünya üzerinde bunu kanıtlı olarak bunu belgeli olarak bunu görüntü anlamında gösterebilen hiç kimse yok. Bunu net bir şekilde belirtiyorum ve şu anda işlemcimizin bütün çekirdekleri sağ tıklıyorum ve 4.3 GHz hız aşırmış bir şekilde kullanılıyor. Bu işlemcinin base olarak hızı 3.5 GHz yani biz burada 4.3 GHz rahatlıkla görebiliyoruz ki bu değer zaten baya baya iyi bir değer. Anakartı canlı canlı göstereyim. Bakın Asus'un A320 MK isimli anakartı. Yani A320 chipset ile eğer bu işlemci... Ya tam bunu fazla konuşmaya da gerek yok. Overclock oluyorsa olay bitmiştir. A320 chipset ile overclock olabiliyor. Bugün bunu aksini bana hiç kimse iddia edemez. Bu benim için zaten bitmiştir abi. Burada performansa geldiğimiz zamansa bakın görüyorsunuz 345 puanı almış. Çoklu çekirdekli tekli çekirdek performansına ise 103 puan almış. Bayağı iyi bir değerler. Bu normal Base olarak çalışan X4 950 işlemcisine göre %17'lik bir performans artışı. Bayağı iyi bir şey. Altı indiğim zaman ise burada göreceksiniz. Overclocksuz X4 950 302 puanı vermiş ve overclockla 348 puanı çıkmışız. Bayağı iyi bir değer. Ve burada tekli çekirdek performansı yani oyunu etkileyen performansta ise Overclocksuz X4 950 buradan hop 103 puana kadar çıkabiliyor. 4.3 GHz dostlar buradan tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi 4.3 geldi stabil ve anakartımız A320. Yani burada ters giden bir şey var. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. A320 çift ile overclock yapılamaz dediyseniz buradaki overclock nedir? Bakın Cinebench testiyle bile gösteriyorum. Oyun testlerinde bile böyle. Hatta Time Spy testini gördüm. Orada skorlar daha fazla çıkıyor. Bugün dediğim gibi bana aksine kimse iddia demez. A320 chipseti overclock olan bir chipsettir. Benim için konu burada kapanmıştır abi. Bitmiştir çok net. Ha bu Asus'un bana kartına özgü olabilir veya da gigabyte'de de olabilir bilmiyorum. Benim için önemli olan kısım şurası. Bu chipset abi. Teferruatın önemi yok. Bu chipset overclock olabiliyor. Dediğim gibi dünya üzerinde bunun söylentisini yapan bir iki kişi bulunuyor. Ama canlı kanıtını gösterebilen hiç kimse yok. YouTube'u gezin edin. Size böyle sirebenci açıp da bunları bunları gösterip bunları bunları gösterebilen bir Allah'ın kulu biliyorsunuz. Hatta şuradan da göstermeye çalışacağım. Tabi biraz noktanın fanı kapatıyor orayı ama şöyle görmeye çalışın. Hatta ben buradan HDMI kablosunu da göstereyim ki iyice tam bir kanıt olsun. Ne olur ne olmaz. Bakın buradan monitöre giden kablo. Görüyorsunuz. Zaten başka kablo yok. Diğer kablo zaten güç için abi. Başka kablomuz da yok zaten. Bakın. HDMI kablosu. Buradan. Ve dostlar burada ek olarak belirtmek istiyorum ki bütün forum sitelerini gezin. Dünyadaki veya Türkiye'deki bütün forum sitelerini gezin. Ve orada söylenen bir şey var. X4 950'ye overclock yapmak istersen B350 bir anakart alacaksın. Hatta yabancı forumlardaysın cevap çok net overclock yapacaksan B350 alacaksın diye söylemişler. Türkiye'de de aynı şekilde zaten bu olması gereken biz zaten söylenen buydu. Ama bugün A320 chipset ile overclock olabildiğini görebiliyorsunuz. Bu bir açıktır veya değildir. Önemli olan bu chipsetin overclock yapıyor mu yapmıyor mu? Gerisinin hiçbir önemi yok. Kim ne derse söylesin. Buyurun. Hatta kendi grubumda, Facebook grubumda canlı canlı testini bile yaparım. İsteyen istediği gibi bana yorumlarda yorumda yazabilir. Nedir, ne değildir. Hatta canlı görmek isteyenler dediğim gibi kendi Facebook grubum olan Datke Donanım Arşivi Dostlar grubuna da gelebilirler.